Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda pazıyla güzel bir tarif hazırladım. Tarif için bir demet pazı kullandım. İyice yıkadığım pazıyı doğrayarak tarifin yapılışına başlıyorum. Hazırladığım tarif günün her saati yapıp yenilebilecek bir tarif. Evde bulunan malzemelerle oluşturulmuş lezzeti kıvamı yerinde börek gibi bir tarif hazırladım bugün kanalımda. Pazıyı doğradım kenara aldım. Küçük boy bir tane kuru soğan kullandım tarif içerisinde. Kuru soğanı da doğruyorum. Orta boy bir tane kapya biber kullandım. Hem renk hem de lezzet versin diye. Dörde böldüğüm kapya biberi doğruyorum. Tarif içerisinde kullandığım bir diğer malzeme sarımsak. 2 diş sarımsak doğrayacağım. Sarımsağı doğradıktan sonra pişirme işlemine başlayacağım. Tava içerisine Bir kahve filcanı kadar zeytinyağı ekliyorum Zeytinyağını tavaya aldım üzerine soğanı ilave ettim Yüksek ateşte soğanı soteliyorum Soğanı biraz Zeytinyağı içerisinde çevirdim üzerine kapya biber ilave edip Kapya biberle soğan Soteleniyor Üzerine İki diş doğranmış sarımsağı ekliyorum. Tüm malzemeler çok fazla pişmeyecek, fırına gideceği için diri kalması gerekiyor. Soğan, kapya biber içerisine ekleyeceğim. Pazanın diri bir kıvamda olması lazım. Tava içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim. Hem lezzet hem de renk versin diye. Biber salçasını da diğer malzemelerle karıştırdım. Sıra geldi pazıyı ilave etmeye. Pazıyı tavaya aldım. Yüksek ateşte soteleyeceğim. Çok fazla yumuşamadan altını kapatacağım. Ocaktan alacağım sonrasında. Küçük bir tatlı kaşığı pul biber, çay kaşığı kadar karabiber. Küçük bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Tuzsuz yiyenler için fazla gelebilir eklediğim miktar. Yüksek ateşte pazıyı soteleyeceğim. Çok fazla yumuşamadan ocaktan alacağımı söylemiştim. Pazıyla güzel bir börek kıvamında bir tarif hazırlayacağım. Pazıyı ön pişirme yaptım. Eğer ki pazıyı pişirmeseydim içinde suyunu salar suyunu bırakırdı ve istediğim gibi bir lezzet olmazdı. Hazırladığım tarifin çiğ bir kokusu çiğ bir yerken lezzet olurdu. Pazıyı pişireceğim için lezzeti yerinde bir tarif olacak. Çok fazla pişirmiyorum. Fırına gideceği için tekrarlamak istiyorum. Sadece Yüksek ateşte 7 dakika soteledim. Sap kısmını da kullandım. Tarif içerisinde sotelediğim pazının altını kapatıyorum. Diğer malzemeleri hazırlarken pazı soğuyacak. 2 tane yumurtayı bir kabın içerisine ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurt ve yumurtayı karıştıracağım. Yoğurt ve yumurta karıştıktan sonra içerisine bir çay bardağı mısır unu ekleyeceğim. Söylemiştim, bir börek görüntüsünde, bir börek kıvamında bir tarif olacak. Börek gibi bir tarif olmasını sağlayan malzemelerden birisi bir çay bardağı mısır unu. Yarım çay bardağı un ilavesi yaptım. Bunu çok fazla eklemedim. Yarım çay bardağı yeterli geldi. Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım içerisine. Pişirdim. Pazılı karışımı ekliyorum. Pazılı karışımı Yumurtalı, yoğurtlu, mısır unlu, unlu karışıma ekledim. Tüm malzemeleri iyice tekrar karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdım. İçerisine kabartma tozu ya da herhangi bir kabarması için malzeme eklemedim. Yumurta ve yoğurt kabarmasını sağlayacak. Bir çay kaşığı yağı her tarafına gelecek şekilde tavanın sürüyorum. Üzerine hazırlamış olduğum pazlı karışımı ekliyorum. Tava içerisine karışımı aldım. Her tarafı eşit olsun diye düzeltip fırına göndereceğim. 180 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika pişecek. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Siz kontrol edip altının üstünün iyice kızardığını bir kürdan yardımıyla batırarak içinin piştiğini anladığınız an fırından çıkartabilirsiniz. Ben tam 30 dakika fırında bıraktım bu güzel lezzeti. 180 dereceli fırında 30 dakika pişen börek kıvamındaki bu güzel lezzet çıkmaya hazır. 10 dakika soğuttum. Soğumasını bekledim ve ters çevireceğim. Görüyorsunuz ters çevirilmiş hali dilimlere ayırıp servise alacağım. Yapımı pratik, lezzeti, garanti, güzel bir tarif. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz öğle yemeğinde, dilerseniz akşam yemeğinde hazırlayıp yiyebilirsiniz. Genelde çay saatlerinde kahvaltılarda düşünülebilecek güzel bir pratik tarif. Evde bulunabilecek malzemelerle bir demet pazıyla yapılmış kıvamı lezzeti yerinde bir tarif oldu. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Dilimlediğim bu güzel tarifi servise alıyorum. Tarifin malzemelerini neyine kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından bakabilirsiniz. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli bölerek içini de göstereceğim. Pratik bir şekilde yapılabilecek bir tarifi yine bugün sizlerle paylaştım. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir.